Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal gündülü haberlerimizi görüşenlerden kızgın karşılığımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerine huzurunla sunuşturuşumuz. Kınemsi dıktınlar ekranımızda bulsun. Xitayning bastirish siyosati xalqaro jamiyatni andishiga salmoqda. Amerika Avazı Toru'nun haberde malum buluşca Xitay kurulganlığının 70 yıllıkını tebrikler vatkan bir günde Amerika parlamentedeki köpsallık partiya rehberleri bayanat ilan kılıp Xitay'nın basturu siyasetleri kişini endişigi salmaqta digen. Amerika parlament azası Mick Connell'nin Xitay'na ayıplab kılgan bayanatı da munular bildirilgen. Xitay kurulganlığının 70 yıllıkını tebrikler vatkan bir payette kadimimizini astıltıp salmaqlıq bilen Xitay komünistlerinin kontrollüqü astıda öldürülgen milyonluğun kişilerini hatırlayışımız lazım. Xitayın Şarkı Türkistan halkını lagırga kamışı barlıq uçurlarını kontrol kılıp, teknikilik sepil kurup çıkış vakasının başlap barlıq haletlerine nazar saladığan bolsaq, hazırki Şi hakimiyeti, Mao hakimiyeti devirge okşap kılıp atıdı. Devrimizde 101 vatkan bu halet kişine endişigi selip atıdı. Men Xitayın Hong Kong halkının demokratik namayişlerini zoravallıq vasıtır bilen bastırış kılmışını katlıq ayıplayman. Xitay kurulganlığının 70 yıllığı mezgilinde Hong Kong halkının erkenlik talep kılıp ötküzüvatkan namayişlerini korallık bastırıvatıdı. Yığıp etkanda Xitay başka dünya karıştaki insanlarını bastırıvatıdı. Xitay'nın öz halkıgı kılgan bastırış muamilesinden başka kişilerge kandak muamele kılıdıqallıqını körü alğılı bulundu. Xitay'nın öz halkıgı kılgan bastırışları Xitay'nın koşnuları da endişe payda kılıvatıdı. Amerika Xitayning G5 texnikasidan xalqaroni ogohlantirish uchun harakatga o'tdi. 2-oktyabr Amerika ovozi to'g'rining xabarida bildirilishicha, Amerika Xitayning Huawei shirkati va Zhongshan Telegraph shirkatining Sharq Turkistondagi musulmonlar azob chekayotgan jazo lageri bilan aloqasi bor ekanligini ilgari surib, boshqa davlatlarni Xitayning G5 texnikasini ishlatmaslikka chaqiriq qildi. Xabarda bildirilishicha, Oqsaroy Xitayning Huawei bilan Zhongshan shirkatini Xitayın Şarkı Türkistan'da təsis kılgan ceza lagırı bilen zic münasifeti barlıqını, mezkur lagırda 3 milyondan artıq Müslümanın kamalıqını, mezkur iki şirketinin ceza lagırlarının təsis kılınışı da həssi barlıqını bildirgen. Aksarı yana Xitay komünistleri bilen məxbi münasifeti bar bolğan Huawei ve Zhongshan şirketleri bilen kilişim tüzüşünün xatırı bar işkenliğini. Şu sebeplik Amerika hükümeti başka devletlerinin bihatırlıkını çıkış kılgan asasda Xitayning Huawei Zhongshan şirketinin yıraq duruşunu tavsiye kıldığalıqını bildirgen. Nuzdugum cemiyeti yetimler üçün yardım toplaş faaliyeti ötküzdü. 2-oktyabr Şarkı Türkistan Nuzdugum Kültür ve Aile Cemiyeti Üsküdar'da yetimlerge yardım toplaş faaliyeti ötküzdü. Faaliyetin burun Türklerinin sahabet cemiyetleri Şarkı Türkistan'ın vaziyetine yakından köngül bilvatkan zatlar Uyghur hanım kızları içindeki aktif davacılarga 200'den artıq bağıq tarıqtıldı. Faaliyet paraxotta ötküzülgen bolup, paraxotta Nuzgum cemiyeti kepil bolgan yetim perzentlerge yardım toplap, onlarının oku okutuş işlerge işiltiş maksida belet setildi. Naşlıqtın kin Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyeti, Xitayın Şarkı Türkistan halkını kırgın kılıp yokutuş siyasi yürgüzüvatkallıqı, Şarkı Türkistan'daki aileler Xitayın bastırış siyasi sebeplik veyran buluşku başlıqallıqı tunuşturuldu. Faaliyet kızgın keyfiyet içi de muvaffakiyetlik ahırlaştı. Faaliyetki iştirak kılgallar faaliyetin memnun bulgallıkını, bu hıldaki faaliyetlerini daim uğrullaştırıp duruşunun muhim işkellikini bildirişti. Nuzgum cemiyeti yine 28. sentabir özü kepil bulup bir kıp terbiyle batkan yetim ballar ve okuğucularını iki abdubusta Beykoz'a elip çıktı. Faaliyette balılarının ictimai faaliyet eni ve manevi medeniyet enini küşlendiriş maksı da, top müsabıqısı, atminiş, okuya etiş müsabıqıları uğrulaştırıldı. Hong Kong'da ultruş namayışı ötküzüldü. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilmişçe, Hong Kong'da Xitay rejimi kurulganlığının 70 yıllık münasibeti bilen türlük faaliyetler ötküzülü vatkan bir payette, kari kim kiyip alğan okuğucular 18 yaşlık bir namayışının sakçılar tarafından yarlandırılganlığı narazılık bildirip, ultruş namayışı ötküzdü. Hem de sakçılarga karşı şuarlarını tovlap, vakanın inihlap çıkılışını talep kıldı. Yeni bir tarafından Hong Kong Cemaat Xavfsizliki İdarisi tarafından ilan kılınan bayanatta, mezkur okuğucuğu oğuk çıkartan sakçının ölüp kalgan mıdu deyip endişe kılıp korkup ketkenliki.
namoyishchi saqchiga yaqinlashganligi uchun saqchining uningga yaqin aralikdan o'q chiqarishining qonunliq ekanligi bildirildi. Aloqador tarmoqlari tunugun bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida saqchining o'q chiqarishi natijasida 18 yoshli bir namoyishchining murisi yaralanganligini, keyin uning doktorxonaga o'rinlashtirilganligini xabar qilgan bo'lsa-mu, boshqa axborot vositalari uning ko'ksidan yaralanganligini bildirgan edi. Egilnicha mazkur yaradorning ahvoli og'ir ekan. Mike Pompeo Vatikanda hukumatlarni Uyg'ur musulmonlarini qo'g'dashga chaqirdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 2 oktyabr kuni Katolik dunyosining ruhoniy markazi Vatikanda o'tkazilgan bir diniy erkinlik yig'inida nutq so'zlab, Xitoy rejimining Uyg'urlarga tutgan muomilasini yana bir qatim qattiq tanqidladi. U hukumatlarning diniy erkinlik tafsandichiligini anglablik qo'ymasligi, balki uningga qarshi axloqiy burchini ish qilishi kerakligini ta'kidladi. Pompeo so'zida Xitoy, Kuba, Iran, Pakistan, Birma qatorliq davlatlarni tilga olgan bo'lsa-mu, lekin u eng ko'p nuqtani Uyg'urlarga, shundaqla eng qattiq tanqidni 3 milliondan ortiq Uyg'ur musulmonlarini yig'ib olish lagerlariga qamab, ularning diniy e'tiqodi, madaniyati va tilini cheklagan Xitoyga qaratdi. Mike Pompeo Vatikanning sohibxonligida o'tkazilgan diniy tashkilotlar bilan bo'lgan hamkorlik xizmati, erkin jamiyatlardagi inson izzat-hurmati va e'tiqod nomliq yig'indagi so'zida Uyg'ur lager shohidi Zumrat Davudning kechirmishi haqida alohida to'xtaldi. Zumrat Davud 2018 yili Urumchida tutqun qilinib, 3 oydak lagerga qamalgan. U Pokistonlik erining yo'l mengishi va Xitoyda turishliq Pokiston elchixonasining aralashishi bilan qo'yib berilib, bu yil 1 oyda Pokistonga qaytib chiqqan. Mike Pompeo Vatikandagi yig'inda Zumrat Davudning birdan bir gunohining musulmon bo'lganligi, Xudoga ishonganligi va vijdoniga ag'ishish ekanligini ta'kidlab, buning navbatda musulmon Uyg'urlar duch kelayotgan o'rtaq taqdir ekanligini ilgari surdi. Mike Pompeo so'zida o'tgan yili aprelda 30 yoshlardagi 3 balaning onasi bo'lgan Zumrat Davud Sharq Turkistondagi bir yerlik saqchi punktiga chaqirtilib, so'roq qilindi va yig'ilish lageriga elib ketildi. U lagerda Xitoyning tashviqotini yodlashga majburlandi. U bir mahbusqa o'zining tamoqini berganligi uchun tayoq yaydi. Uningga noma'lum bir xil ukul urildi. Bularning hammasi uning musulmon bo'lganligi, Xudoga ibodat qilganligi va vijdoniga ag'ashganligi uchun yuz beradi. Pompeo yana Zumrat Davudning lagerda diniy e'tiqodini ayiblashga, lagerda bo'lgan ishlarni sirtqa oshkorlamaslikka va'da berishga va Xitoy amaldorlarining nazoratida cho'shqi go'shti yeyishga majburlangan bo'lsa-mu, biroq uning yolg'iz qolmaganligi va Amerikaning uning tarafida turganligini ta'kidlab, "Mana bu bizning qilayotganimiz va bizning kim ekanligimizdir" degan. Pompeo'ning ilgiri surishcha Uyg'urlarning realligi shuni ko'rsatib bergan. Agar bir davlat mutlaq hukmronlik yurgizsa, Xudomi uning uchun xavflik narsiga aylandigan. Mike Pompeo davlatning roli mutlaq hukmronlikka aylanganda u fuqarolarning Xudoga emas, hukumatga tavob qilishini talab qiladi. Mana bu Xitoyning 1 milliondan ortiq Uyg'ur musulmonlarini yig'ib olish lagerlariga qamishi, shundaqli xristian dini zotlarini turmalarga tashlashining sababidir degan. Mike Pompeo yuqorqi so'zlarni Amerika Xalqaro Diniy Erkinligi Komiteti bayonot e'lon qilib, Amerika hukumatini Xitoyning Uyg'ur musulmonlarini va Xitoydagi boshqa diniy guruhlarni bostirishiga qarshi harakat qo'llanishga chaqirib, orqadilla so'zlagan. Amerika Xalqaro Diniy Erkinlik Komitetining bayonotida Tramp hukumatining Magnitskiy kishilik huquq qonunini ish qilishi talab qilingan edi. Mazkur komitetning komissari Tanzin Dorje 2 oktyabr Erkin Osiyo radiosining ziyoratini qabul qilib, Mike Pompeo'ning Zumrat Davudni alohida tilga olishining simvollik ahamiyati borligi, uning kechirmishi Uyg'urlar hozir duch kelayotgan reallikni aks ettirganligini bildirdi. U Zumrat Davudning kechirmishi faqat bir shaxsning kechirmishi emas. Uning kechirmishi Sharq Turkiston lagerlaridagi millionlagan Uyg'ur musulmonlarining kechirmishiga vakillik qiladi. Mazkur rayonda yuz berayotgan bostirishni aks ettiradi. Tibet buddisining kechmishi Tibet rayonidagi voqealarni ifodalaydi. Boshqa osonlik millatlarmo shuningga o'xshaydi. Bu yerda nurg'un kechirmishlar bor. Bular bizga saboq bo'lishi kerak dedi. Mike Pompeo'ning musulmon davlatlarga Uyg'ur masalasiga ko'z yumib olgan mazgilda bu masalani Vatikanda o'tirg'o qo'yishi alohida diqqat qo'zg'olmoqda. Dunyo bankining Xitoyga bergan qarzlari zulmga dasmiy bo'lmoqda. O'tgan hafta Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo O'rta Osiyo jumhuriyatlarining tashqi ishlar ministrlari bilan suhbatda bo'lib, Xitoyning Uyg'ur tutqunlarini o'tkazib berish talabiga qat'iy qarshilik bildirishini talab qilgan edi.
Amerika'nın sabık muavin devlet müdafiye ministeri Paul Wolfowitz, Amerika'daki okurmenlere en köp bulgan Wall Street Journal'ı gezdi'de 30. sentabr makale ilan kılıp, Uygurlarının hazırkı ehvali hem de Amerika Taşkışlar Ministerliğinin aşındak çakırıkını otturgu koyuşu hakkı da pikir kıldı. Dünya Bankası'nın sabık reisi bulup işleyen Paul Wolfowitz bu meselede tekimi muhim bulgan bir nokta hakkı da pikir kılıp, Uygurlarga karata medeniyet kırgıncılığı yürgüzüvatkan, dinni xtayçılaştırışını umumi halk görüşüge aylandırgan bir devletke Dünya Bankası'nın kariz berivatkanlığını kattık ayıpladı. O, Çinchuango'nun partiya sekretarı bulup yötkülüp gelişi, lagırlarının kuruluşu, Uygurlarga cismani ve ruhi cahattin kandak besimlerinin buluvatkanlığı, lagır sırtıdaki Uygurlarının öylerini xtay kadırlarının makan kılıbileşi katarlık ekvallarını bir mi bir eslep çıkan. Şunun denken, yakında Dünya Bankası Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki terbiyeleş kuruluşuğa 50 milyon Amerika doları kariz bergeldikini. Bunundan ilgiri Xitay'a berilgen 8 milyard Amerika dolarına yakın karizinin nemige işiltilgeldikini uyuluşuş lazımlıkını tähkitligen. O ahırda Dünya Bankası'nın 14. Oktyabr günü ekilmakçı bulgan yıllık yığınıda Xitay'nın Uyghurlarına ziyankeşlik kılışıdak reallıkını iqtisadi meseleler bilen birge bahalaşını Xitaydak iqtisodiy jihatda yuksalayotgan bir davlatga qarz berishning unchalik zarurmi emasligini, berilgan qarzlarning vositalik bo'lsa-mu Xitoyning boshqa millatlarga ziyonkashlik qilishiga ishiltilishi mumkinligini o'tirg'i qo'ygan. Xitoyning xalqaradagi obrazi davomli tuvallanmoqda. 30 sentabr kuni Kaliforniyadagi PEV markazi har qaysi mamlakatlar haqidagi ro'y sinashning oxirgi natijasini e'lon qildi. Bunun da 32 devletteki 35 mingdan artıq kişi bu ray sınaşqa qatnaşqan bolup 3 ay devam kılgan. Ray sınaşta Xitayning yumşaq küç süpitideki obrazıga berilgen baha Şimali Amerika, Gharbi Avropa ve Asiyada ötken yıllardakidin zor derecede tövelligen. Yeni kilip Xitayni izkil maqtab kilivatkan Afrika'da Keniya ve Canubi Afrika Xitayni yaman görüşkü yüz tutgan. Bulup mu Hindonoziya, Kanada, Şivisiya qatarlıq devletlerdeki ray sınaşta Uygurlarının lagırlarına kamilişi, dini itikad erkenlikini çekilişi, Hong Kong'daki demokratiya namayışı, Xitay'nın denizdeki öktemliki digerler sebebiden bu devletlerdeki Xitay'a berilgen baha tihimi tövelligen. Bulup mu Amerika'nın özüde rayısınaşkı katnaşkallarının 57% Xitay'ni selbi bahalıgan. İstanbul'da dünya en-enevi tenerket faaliyeti başlandı. Dünya En-Enevi Tenerket Federasiyası'nın uyuşturuşu bilen bugün burunki İstanbul Atatürk Aerodromu meydanında 4. katımlık Dünya En-Enevi Tenerket ve Medeniyet Körgezim faaliyeti başlandı. Körgezmede Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği mahsus oğrun tutup, Kepi öylerde Şarkı Türkistan halkının kiyim-keçek medeniyeti, öy bisat medeniyeti, keşti ve nakışçilik medeniyetin tunuşturuşu başladı. Şarkı Türkistan Medeniyet Körgezmesi yine Şarkı Türkistan'ın çoğun küçük ayıltızlık bayrakları tizildi. Şarkı Türkistan'ın tarihi, Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyet ehvali, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da elip beri vatkan basturuz siyasetleri tunuşturulgan jurnal ve teşviqat varakları koyuldu, hem de tarqıtıldı. Nuzugum Kültür ve Aile Cemiyeti'deki hanım kızlar ziyaretçilerge Şarkı Türkistan'ın hazırkı ehvalini ağzaki tunuşturuşku başıldı. Bu faaliyetke Türk dünyasını öz içige algan 17 devlet ve rayondan kelgen 900'den köpürek mahir katnaşkan bulup, Çelişiş, at çaptırış, okya etiş katarlıq tenterbiye türleri de müsabıqı ötküzüldü. Şundaklı Türk dünyasının tamah, kiyim-keçek medeniyetinden başka her xil milli oyunları oynuldu. Faaliyet bugün Dünya En-Enevi Tenterbiye Federasiyası'nın başlığı Bilal Erdoğan ve başka devlet erbapları şundaklı her saha mesullerden katnaşkan çoğun lintiki siç programması bilen içildi. İçiliş marasımıga Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'ye vakaleten Mağarip Cemiyeti Muavin Reisi Musacan Er, ve Şarkı Türkistan Nuzgum Kültür ve Aile Cemiyeti Reisi Münevver Öz Uygur Hanım katnaştı. Bu faaliyet 3. Oktyabr'dan 6. Oktyabr geçe 4 gün devamlaşıdı. Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği barlıq halkımızın bu faaliyetki katnaşıqı təklif kıldı. Rusya S-500 başkurulduğun bomba müdafiye sistemisinin sınaqtın ötkerlikini ilan kıldı. Rusya'da çıkıdığan İzvestiya gazeti Rusya Devlet Müdafiye Ministerliği mənbələrinin məlumatlarına asaslanıp haber kılışça, gerçi S-500 başkurulduğun bomba müdafiye sistemisinin sınaq kılınış çariyanda bir qatar kaşıllar meydana kelgen bolsa mı, lakin bu kaşıllar kısqı vaqt içinde bir taraf kılınğan.
Neticede S-500 başkurulduğun bomba müdafiye sistemesinin sınav kılış hizmeti muvaffakiyetli halde tamamlanğan. Rusya Devlet Müdafiye Ministeri Sergey Shoigu S-500 başkurulduğun bomba müdafiye sistemesinin Rusya armiyesine tapşırıp veriş hizmetinin 2020 yılı başlandığını bildirgen idi. Şunun bilen bir vakitte Suriye'deki harbi hareketler esnasında sınaqtan ötelmegen 12 türlük koral yarağını işlep çıkarışını toxtat kallıqları noxturgan idi. Hindistan'daki pesillik yağmur 1600 kişinin canını zamin buldu. Hindistan'da iyun ayından bu yan ağır tesir görüştü vatkan pesillik yağmur sebebinden 1600 kişi hayatından ayrıldı. Hindistan vakti gelsinin hükümetin sağlık malumatlarını menbe kılgan haberge asaslanğanda Hindistan bu yıl yakınki 25 yıldan bu yankı en şiddetlik pesillik yağmurgu düşkelgen bulup iyun ayı başlanğan yağmur sebebinden kilip çıkan apetler ve herhal vakalarda 29. sentabrgacha bo'lgan jarayonda davlat miqyosi bo'yicha jami 1673 kishi jannatdan ayrilgan. E'lon qilingan sonliq ma'lumotlarda bulutmi iyun va sentabr oylaridagi pasillik yomg'irda bu yil o'tgan 50 yilning o'rtacha hisobidan 10 hissa ko'p yomg'ir yoqqanligi qayd qilindi. Pasillik yomg'ir sababidan 2019 yilda eng ko'p odam o'lgan o'lkaning 371 kishi bilan Maharashtra o'lkasi bo'lganligini eskartgan aloqador mas'ullar Devlet miqyosidagi ölüm vaqalariga hammadan bek şiddetlik yağmur ve su apetlerinin sebep bolganligini ve tamlar örülüp binalarının yıkılıp tüşkenligini etti. Alaqadar mesullar yağmurunun en ağır tesirge uçurgan ülkeler arasında Uttar Pradesh ve Bihar'ın aldıngı qatarda ikenligini, cuma günden buyan toxtama yığıvatqan şiddetlik yağmurunun su apetini keltirip çıkarganligini ve ülkeler sanının 144'ki yetkenligini bildirdi. Janubi Asiyada iyun ayidan sentabrgacha bo'lgan mazgilda yog'adigan pasillik yomg'ir umuman cho'ng tabiiy ofat va vaqalarni keltirib chiqarmoqda. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Istanbuldagi barlik xalqimizga umumiy chaqiriq. Sharq Turkiston ulamolar birligi Istanbuldagi barlik xalqimizni 4-chi oktyabr juma kuni Əsr namazıga İstanbul Səfa köydəki Fatih camisiga duayı qunut üçün cəm buluşqa çağırdı. Bu çoğ yığılış çağırıqını Şərq Türkistan Ölümalar Birlikidin pişqədəm ustaz Niyaz Damulla Hacim sıllıq çağırıqda elan qılğan bulub, barlıq ər ayal çoğ kiçik xalqımızni bu yığılışqa qatnışqa təklif qıldı və munularını bildirdi. Qalallahu tabarak və ta'ala fil Qur'anil kerim, udu'uni əstəcib ləkum. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء صلاح المؤمن يقولك آيتنين مضمونه مني çağırın la meduayından icabet kılmada Allah tebarak ve teala bizge yol yoruk kıldı Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem الدعاء صلاح المؤمن degenin mazmunu dua müminin kuralıdır bu şu ayet hadis kasasen Ülümalı olan ayetlikke Safa köydeki Fatih camisi de saat 4'ünkin namaz esirdinkin Şamgıç'a dua yapılıp okuşunu birlik geldim. Ayette cüme 4'ünki isla yani esirdinkin Umumilik er ayal cemaatle muşu dua kılıp okuşka katış bir işini mütkülümüz. Hürmetli televizyon görüşler, şimdi kalıp bugün haberlerimiz Muşya'da ahırlaştı. Etki haberimizi görüşürüz, şahslarına Cenab-ı Allah tapşırmız. Şimdi kalıp programı ahırda ekran arkasındaki varlık hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.